Ulu önderimiz Atatürk'ün Rize hemşerisi olmasının 99. yıl dönümünde tarihsel bir görev ve sorumluluk içerisinde bir araya geldik. Rize Liva Meclisi yönetiminden Hasan Bey ve arkadaşlarının 25 Nisan 1923'te Atatürk artık Rize hemşerisidir. Atatürk'ün hemşerisi olduğu 5 yıl daha vardır. Bunlar Ankara, Erzurum, Diyarbakır, Antep ve İzmir'dir. Bu illerimizde Atatürk'ün hemşerliği resmi törenlerde kutlanmaktadır. Sadece Rize bu uygulamaların dışındadır. Bizler konuyla alakalı 2 yıldır Rize Valiliğine yazılı başvurularımızı yapıyoruz. Henüz bizlere bir dönüş olmamıştır. Ülkelerin ve ulusların kurucu ataları, kahramanları vardır. Gerekli saygıyı ve vefayı hak ederler. Atatürk sadece bizlerin kurucu atası ve kahramanı değildir. Tüm Türkiye halkının kahramanı ve kurucu babasıdır. Rize Valiliği'nin bugünü Erzurum, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep illerimizde olduğu gibi kutlama programını alıp bu programla her yıl tüm Rizelilerin aynı gurura ortak olmasını diliyoruz. Sayın Rize Valimize geçen yıl duyuramadığımızı belki bu yıl duyurabiliriz diye. Rize Valiliğimiz eğitmiş olarak yazdığımız bu yazılı talebimize belki bir cevap verir diye. Öncelikle devletin yöneticilerine, Sayın Vali Bey'e seslenmek istiyorum. Biz Memleket Partisi olarak atamızla sorunu olan, atamızla problemi olanı partimizde istemiyoruz. Biz bugüne kadar, çocukluğumuzdan bugüne kadar Atatürk sevgisiyle yaşadık. Atatürk sevgisiyle büyüdük. Öncelikle şunu vurgulamak istiyorum ki biz bu törenleri, bu anmaları kesinlikle devlet kadrolarıyla yapmak istiyoruz. Cumhuriyetin makamına oturuyorsan, Cumhuriyet döneminin kazanımlarında makam sahibiysen burada olmak zorundasın. Bir dahaki anma töreninde Sayın Valim, Sayın Yetkililer lütfen bizlere kulak verin. Seslerimizi duyun. Biz atamızı seviyoruz. Siz ne kadar görmezden gelseniz de, yok saysanız da biz asla meydanları boş bırakmayacağız. Atatürk'ü tepememenin ve siyasetin dışına bırakmak, yaklaşan seçimlerde milletvekili seçilmesini engellemek amacıyla TBMM'de bir kanun değişikliği öneren 3 muhalif milletvekili gelecek seçimlerde milletvekili olacaklarını doğdukları veya en az 5 yıl süreyle yaşadıkları yerlerde aday olmalarını istiyorlardı. Bu teklif açıkça Mustafa Kemal'e adaylık ve milletvekilliği yolunu kapatıyordu. Cepheden cepheye koşan Atatürk hiçbir yerde 5 yıldan fazla yaşamadığı için aday bile olamayacaktı. Sonuç olarak bu öneri reddedildi. Ama Atatürk'ü çok yaralayan bir olay olarak tarihe geçti. İşte o günlerde bu olayı da protesto etmek amacıyla Atatürk'ün yanında olduklarını belirtmek için Rizeliler Atatürk'e hemşerilik teklifinde bulunurlar. 25 Nisan 1923 yılında Rize'nin o dönemdeki idarecileri Atatürk'e telgraf çekerek Rize'nin hemşerisi olmasını talep etmişler. Ve Atatürk bunu 28 Nisan 1923 yılında göndermiş olduğu telgrafta kabul etmiştir. Ama bizim arzumuz kamunun da içinde olduğu, işte Rize Valiliği'nin veya Rize Belediyesi'nin bu organizasyonları yapmasıdır. Yani hem ülkemize hem de Rize'mize yakışanın da bu olduğunu düşünüyoruz. Biz cevap alamadık ama bu sene daha görkemli, yani gelecek yıllarda da biz bunu daha görkemli şekilde kutlayacağız. Arzumuz resmi protokolde bunun kutlanmasıdır. Yakışanın da bu